ekonomik, dini yaşantılarımızın ve toplumun
takdirde huzur-u ilahiyle bunun hesabını veremeyiz. Bakın, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bizi uyarma adına buyuruyor ki يَمَتَانِ مَعْقُولٌ ف۪يهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ İnsanlara lütfedilen pek çok nimet arasında iki tanesi vardır ki insanların çoğu bu iki nimeti değerlendirme hususunda, bu iki nimetin kıymetini bilme hususunda ya da bu iki nimeti dolu dolu yaşama hususunda aldanmışlardır. Ne diyor ki o iki nimet? اَسْسَحَّةُ وَالْزَرَاءُ Birincisi sıhhat, ikincisi de boş vakit. Evet, bugün yaşadığımız bu pandemi sürecinde sıhhatimizin değerini biraz uzun bilir hale geldik. Ama ne yazık ki teknolojik imkanlardan faydalanırken, teknolojiyi hayatımıza yansıtırken, dijital alemde kendi varlığımızı hissettirmeye çalışırken, sanal alemde ben de varım diye çaba gösterirken, vaktimizi nasıl eda ettiğimizin hala farkında değiliz değerli kardeşlerim. Teknoloji vazgeçilmez gündelik uğraşlarımızdan birisi haline gelmişken beraberinde ömür sermayesinin tüketilmesi önündeki engelleri de ortadan kaldırmış. Dijital ortamlarda vakit geçirirken zamanın ne büyük bir nimet olduğunu, insanoğlunun geçip giden hayatına bakarak ibret alması ve zaman israfından vazgeçmesi gerektiğini Yüce Allah Celle bu Asr suresinde bize zamana yemin ederek haber veriyor. وَالْعَسْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرٍ Zamana yemin olsun ki şüphesiz insanoğlu hüsrandadır, zarardadır. اِلَّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ Ancak şu dört şeyi yapan, bu dört şeyi hayatına yansıtan, yaşayan zarardan kurtulmuştur. Birincisi iman etmek, elhamdülillah. Biz ehli iman insanlarız. İmanımızın bir gereği olarak da bugün bu saatte camide cuma namazı için yerimizi aldık, bekliyoruz. Rabbim imanımıza bizleri daim eylesin. Ve amilus salihat ikinci husus, o imanı terk etmeyen, yüzüstü bırakmayan, salih amellerle devam ettiren de hayatını kurtarmıştır. Zamanın değerini bilmiştir buyuruyor Peygamberimiz. Biz amellerimizle, yaptığımız dini faaliyetlerle, güzelliklerle inşallah o imanın semeresini alıyoruz. Rabbim daima bu güzel hasletlerimize devam edebilmeyi de bizlere nasip eylesin. Üçüncü ve dördüncü husus, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Haktan, hakikatten başka bir şey konuşmazlar. Ve insana bu dünya hayatında, imtihan hayatında daima lazım olan sabrı birbirlerine tavsiye ederler buyuruyor Rabbimiz. İşte değerli kardeşlerim, zamanın boşa gitmemesi için, bizim lehimize çalışması için uygulamamız gereken dört kural Rabbimiz tarafından bize haber verir. Ama ne yazık ki bizler bugün esiri olduğumuz dijital dünyada, sosyal alemde, sosyal medyada zamanın nasıl geçtiğini, onu tabiri caizse nasıl katlettiğimizi, yok ettiğimizi bile fark edemez bir hale geldik. Ama biraz önce okuduğum ayet-i kerimede sümmeret erinne yevme ilin alim na'in buyuran Rabbimiz elbette ki onun hesabını bize soracaktır. Değerli kardeşlerim, insanoğlu sahip olduğu imkanlar ve teknolojik aletler sayesinde önemli bir iş yaptırılandığıyla, seyrettiği videolar zinciriyle, sosyal medyada olan faydasız, boş ve anlamsız sohbetlerle, haber kanallarının hepsinin dolaşma endişesiyle, ihtiyacı olmadığı halde alışveriş sitelerinde bin bir çeşit eşya ve malzemeyi görme merakıyla daha fazla takipçiye sahip olma, çok beğenilme, fazla tıklanma beklentisiyle ve benzeri beyhude yere geçirdiği zamanı kendi
ki insanın en kıymetli sermayesi olan ömür geçen her saniyeyle beraber tükenen bir hazine gibidir. Bu değerli hazineyi iyi kullanmak konusunda ölçülerimiz ve Allah'ın rızasına uygun hassasiyetimiz olmalıdır hayatımızda. Değerli kardeşlerim, yine kaybettiğimiz pek çok şeyi hayatımızda telafi edebiliriz. Yeniden mal, mülk ve servet sahibi olabiliriz. Ama şunu unutmayalım ki kaybettiğimiz zamanı ya da boşa geçirdiğimiz zamanı asla geri kazanma şansına bugün sahip değiliz. Yarın da sahip olamayacağız. Evet, az önce bütün alemde var olan her şeyin insan için olduğunu, insanın da Allah için var olduğunu söyledik. Allah bizim için sayısız nimetler yarattığını ve bu nimetlerden bizi sorguya çekeceğini beyan buyuruyor ayet-i kerimede. Değerli kardeşlerim, bütün alemlerin Rabbi Allah'tır. Ne diyoruz biz? Fatiha suresini okurken Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İşte bu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun derken söylediğimiz alemler ibadetinin içerisine sanal alem de girmektedir. Sanal alem de, sanal alemin de Rabbi Allah'tır Celle Celaluhu. Gerçek hayattaki helal halal haram kavramı sanal alem içinde geçerlidir. Gerçek hayatta gayri meşru olan bir şey sanal alem içinde gayri meşrudur. Ortamın sanal olması haramı, gayri meşru ilişkiyi, günahı, müstehcenliği, haram ticareti, aldatmayı, kara borsacılığı, hırsızlığı, sahteliği, kumarı helal kılmaz. Kişi sanal ortamda bulunduğu esnada da nefsine, heva ve heveslerine malum olmamalı, bu alandaki tuzaklara karşı çok dikkat etmelidir. Kendini olduğundan tatlı göstermek, hakikatin hilafına hareket etmek, yalan ve kötü söz söylemek, küfür ve iftira, insanların sakınması gereken şeylerin başında gelir. Öyleyse Müslüman, Allah'a gönülden inanan ve onun peygamberleri ve kutsal kitapları vasıtasıyla ulaştırdığı kutsal değerlere bağlı olan insandır. Yine o yapıp ettiği her şeyin Allah'ın kontrolü altında olduğuna, yaptığı her işin kayıt altına alındığına, hiçbir şey eksiltilmeden bir gün karşısına çıkarılacağına ve bunlardan hesaba çekileceğine de inancı tamdır. Nitekim değerli kardeşlerim, Yüce Allah Celle Celaluhu Kehf Suresi 49. ayet-i kerimesinde bu konuyu net bir şekilde gözler önüne sermekte ve şöyle buyurmaktadır. Ve bu da hani kitabı, kitap ortaya konulur. Tedavi mücrimine mimme fîhî. Kitabın içinde, suçluları kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Ve yekûlûne ve onlar şöyle derler. Ya veyletena, eyvah bize, yazıklar olsun bize. Mâ li hâzel kitâb, bu nasıl bir kitaptır ki? La yuvâhiru sagîraten ve la kebîraten.
katil olmak. Değerli kardeşlerim, biz şunu unutmayacağız. Maddi alemde de Müslümanız, sanal alemde de Müslümanız. Yani maddi alemdeki Müslümanlığımızı sanal aleme giderken terk etme gibi bir şansımız yok. Şayet böyle düşünüyorsak bunun çok yanlış bir düşünce olduğunu da asla unutmamalıyız. Bu farkındalık bize helal ve haram sınırlarını hatırlatacak, bu iki bölge arasında mayınlı denilebilecek şüpheli bir alanın bulunduğunu da öğretecektir. Nitekim sevgili Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde el helal ve beyinun ve haram beyinun ve beynehumâ müştebihâs buyuruyor. Yani helaller bellidir, haramlar da bellidir. Ama bu ikisi arasında şüpheli olan şeyler vardır. Bu şüpheli olan şeyleri de Peygamberimiz talim ederken her kralın bir korusu vardır ve o koruya girenleri cezalandırır buyuruyor. Bu şüpheli şeyler de Allah'ın korusudur, koruması altındadır ve siz eğer o şüpheli şeylere girecek olursanız, onları ihlal edecek olursanız Allah'a karşı suç işlemiş olursunuz buyuruyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, sanal alemde de helal haram duyarlılığını asla terk etmememiz ve şüpheli işlere girmememiz gerekir. Müslüman irfanı bu şüpheli bölgeden Allah'a karşı sorumluluk bilinci olan takva ile kendisini kurtarabilecektir. Yine değerli kardeşlerim, nasıl ki maddi alemde müsterçenlik yasak ise Allah'ın haram dediği ve belli sınırlar koyduğu bir durumsa sanal alemde de müsterçenlik haramdır ve büyük bir tehlikedir. Çıplaklığın teşhir ve teşvik edildiği videolar, film ve oyunlardaki cinsel içerikli sahneler ve pek çok şey bu bağlamda örnek verilebilir. Bir şeyin aşırı yaygınlaşması ve normalleşmesi onun meşru olduğu anlamına gelmez. Nitekim İsra suresinin 32. ayet-i kerimesinde Rabbimiz bizi şöyle uyarıyor. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا Zinaya yaklaşmayın. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً Çünkü o hayasızlıktır. وَسَاءَ سَبِيلًا Ve çok kötü bir yoldur. Gidilecek yolların en kötüsüdür buyuruyor. Buradaki yaklaşmayın emrinden hareketle İslam alimleri zinaya götürebilecek her türlü amelin yasak olduğunu ifade etmişlerdir. Müstehcen resim ve görüntülere bakmak da bu kategori içerisinde mütalaa edilmiştir. Bu sebeple değerli kardeşlerim, bu tür resim ve video gibi görüntülere bakmak caiz değildir. Öncelikle cinsel tahrik için ve müstehcenliğin önemli bir ticari sektör olduğu ve gençlerin tabii cinsel eğilimlerinin acımasızca sömürüldüğü ve giderek anormal ve gayrimeşru tatmin yollarının yayılma özelliği gösterdiği sanal alemde gençlerin şehevi duygularına hakim olmalarının zorluğu da inkar edilemez bir gerçektir. Bu nedenle bireylerin ahlaksızlığına, cinsel dürtülerin açığa çıkmasına sebep olacak video, resim, oyun gibi şeyleri yapmak, satmak, almak ve seyretmek de yine caiz değildir. Bu arada bize düşen bir görev değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Tahrim Suresi 6. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا قُوا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِكُمْ نَارًا Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi ateşin azabından koruyun. Ve bu cehennem ve hica, o ateş ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Aleyha melaiketün, onun başında melekler vardır. Gılazun, şidarın, acımasız ve güçlü meleklerdir onlar. La ya'funallaha me'amalahum, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen meleklerdir. Ve yef'alune me'yumlerun, ve kendilerine emredilen şeyi yerine getiren meleklerdir onlar. Bu ayet-i kerime çerçevesinde dünyaya gelmelerine vesile olduğumuz, dünya hayatımızın süsü ve meyvesi olan evlatlarımızın sosyal medyadaki konumlarını takip etmek, onların sosyal medyada
aracılığıyla devam ediyor. Sonra gerek Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, gerek de diğer kurumların başlattığı bir takım dijital projeler çerçevesinde bugün evinde Kur'an öğreniyoruz projesi var. Veya yine diğer kurum ve kuruluşların düzenledikleri sanat alemlerdeki toplantılar var. Elbette ki bunlar faydalı şeylerdir. Ama bununla birlikte dijital dünyanın sanat alemin ne kadar zararlı olduğunu, zararın boyutlarını da içine girmeden anlayamayacağımızı unutmamamız ve eğer sanat alemden kopmayan bir evladımız, bir gencimiz varsa onun da nerelerde meşgul olduğunu takip etmek bizim görevlerimiz arasındadır. Mesela bir baba akşam eve gittiğinde evladını yanına alıp onunla en azından 10 dakika, 15 dakika yarım saat sohbet etmeli ki onu sosyal alemden veya dijital alemden bir an olsun koparabilsin, o dijital alemin zararından bir an olsun koruyabilsin. Bu bizim Allah tarafından bize verilen ebeveynlik sorumluluklarımızdan bir tanesidir değerli kardeşlerim. Ama ne yazık ki pek çok ailede bunların olduğunu bir şekilde duyuyoruz. Buna istemesek de şahit oluyoruz. Akşam eve toplanıldığında herkesin dijital alemde kendini